Kardata'dan herkese saygılar, sevgiler. 1984 yılındaki cazı saymazsak Honda Jazz'ın birinci nesli 2001 yılında Japonya'da tanıtıldıktan sonra 2002 yılında Avrupa'da ve ülkemizde satışa sunuldu. 2009 yılında yerini ikinci nesline bırakan Jazz ülkemizde 7 yılda yaklaşık 8000 adet satıldı. Ülkemiz ve Avrupa pazarı dışında bazı ülkelerde Honda Fit olarak satışa sunulan modeldeki 1.2 ve 1.5 litrelik benzinli motorlar ülkemizde bulunmuyor. Ülkemiz pazarında tek motor alternatifi 1.4 litre olarak bilinen 1339 cc'lik benzinli atmosferik motor. 83 beygir ve 119 Nm tork gücü üretebilen bu motorun manuel şanzımanları şehir içerisinde 7, otomatikleri 7.5 litre civarında yakıt tüketiyor. 0-100 hızlanmaları da manuellerinde 12, otomatiklerinde 12.4 saniye. Jazz'larda kullanılan kayış sistemli otomatik şanzıman, yarı otomatik şanzımanlar gibi yakıt tüketimini çok fazla arttırmazken tam otomatik şanzımanlar gibi vites geçişlerini çok fazla hissettirmiyor. Bu avantajlarına ek çok fazla sorun çıkartmama konusunda Honda'nın namını yürüttükleri için de otomatik cihazlar ikinci elde çeyrek altın gibi aranıyor. Tabi bunun sonucunda 2006 model Jazz'ına 2020 model parası isteyen zeki satıcıları da olabiliyor. Honda ve Toyota'nın popüler modelleri yaşlandıkça ikinci eldeki değer kayıplarının minimum olması sahipleri için avantaj. Fakat yüksek fiyatlara bunları satın almaktansa daha genç ve daha başarılı rakiplerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Jazz alınabilecek bir otomobil ama 2012 model Volkswagen Polo, Renault Clio ya da Opel Corsa fiyatına değil. 2004 yılında Euro NCAP'te yetişkin yolcu güvenliğinden 4, çocuk yolcu güvenliğinden 3, yaya güvenliğinden 2 yıldız almış olan Jazz'lar pratik kullanımda yeterliler. Fakat uzun yolda viraj kabiliyeti ve frenleme konusunda sınıfının üzerine çıkamıyor. Ayrıca 980 kilogramlık ağırlıkları ile zorlayınca kafadan kaymaları erken başlıyor. 42 litrelik benzin depolarının ön koltuklarının altında şasinin ortasına yerleştirilmiş olması Jazz'a bagaj, arka baş mesafesi ve genel iç hacim genişliğinde büyük avantaj sağlıyor. Jazz'larda 380 litrelik bir bagaj bulunuyor ki kendisinden bir üst sınıftaki abisi FD 6 kasa Civic'lerin bagaj hacmi 389 litre. Arka koltuklarda 1.80 üzeri kişilerin başı tavana değmese de 3 yetişkin için arka alan yeterli genişlikte değil. Honda Jazz'ların motorları LPG'ye genel olarak çok uyumlu olsa da uzun vadeli kullanımlarda devir dalgalanmaları, vuruntu problemleri olabildiğinden buji değişimi ve subap ayarlarını ihmal ettirmemek gerekiyor. Otomatik şanzımanları sorunlu değil fakat zamanla kalkışlarda vuruntu yapabiliyorlar. Olası şanzıman yenilemeleri ise diğer otomatik şanzımanlardan daha pahalıya mal olabiliyor. Arka tekeri çeviren bilyelerin ses yapması ise kronik sorunlarından. Yedek parça fiyatları çok ucuz olmasa da orijinal parçaları ile zamanında bakımları yapılmış, iyi kullanılmış bir Jazz sahibini sorunsuzluk yönünden memnun bırakıyor. Yalıtım, süspansiyon, sürüş konforu, sürüş hissiyatı yönünden rakiplerinin biraz gerisinde olan Jazz'larda temel donanımların yanında dijital klima, elektrikli arka camlar, sunroof gibi donanımları bulmak zor değil. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.